Merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yine birlikte balkabağı tatlısından sonra kışın en sevilen tatlılarından ayva tatlısı yapıyoruz. Şimdi öncelikle ayvalarımızı kabuklarından arındırdık. Şöyle bir sebze soyucusu kullanarak kabuklarından arındırabilirsiniz ve içerisindeki çekirdekli kısmı da çıkarıp ikiye böldük ve limonlu suyun içerisine aldık kararmasınlar diye. Burada da ayvalarımızın kabukları var. Bu ayva tatlımıza hem kırmızı rengini verecek hem de bir aroma verecek. Biz toplamda 2 tane ayva kullanıyoruz. O yüzden 2 su bardağı suyumuzu da tenceremize aldık. Evet, şimdi ayvalarımızı şöyle tenceremize yerleştiriyoruz. Şimdi aroma verici ve kıvam vericileri de ilave edeceğiz. Bakın, şurada ayva çekirdeklerimiz var, soyarken ayırdığımız. Bunların şöyle bir iki tanesini ayvalarımızın içine ilave ediyoruz. Kalanlarını da tencerenin suyuna ilave ediyoruz. Bu ayva çekirdeklerini sakın atmayın. Mutlaka tarifte kullanın. Bu hem kıvam verecek hem de ayva tatlımızın kızarmasına sebep olacak. Ayva çekirdeği birçok tarifte de kullanılıyor. Bu jölemsi kıvamı vermek için. Şimdi daha önce de belirttiğim gibi ayva kabukları ve ayvanın çekirdeği zaten yeterince kırmızı renk verecek. Alaca bir kırmızılık sağlayacak. Ama biz yine de böyle daha canlı bir kırmızı olmasını istiyorsak şöyle hibiskuslardan da biraz ayva tatlımızın içine serpiştiriyoruz. Siz bu aşamada nar, vişne suyu veya pancar da kullanabilirsiniz o kırmızı rengini vermek için. Tamam, bu kadar yeterli. Şimdi diğer aroma vericileri ekleyelim. Yine kış tatlıların olmazsa olmazı bir adet çubuk tarçın ve karanfil. Şöyle her bir ayvamızın içine birer karanfil atıyorum. Birkaç tane de şöyle suyuna. Tamamdır. Şimdi son aşamaya geldik. Dilimlerken muhakkak ayvanızın tadına bakın ki şeker oranını görün. Ona göre şeker ilavesi yapın. Şöyle her bir ayva için 2 veya 3 yemek kaşığı yeterli olacaktır. Bu artık sizin damak zevkinize kalmış. Biraz daha şekerli seviyorsanız 3 yemek kaşığı, daha az şekerli olsun istiyorsanız da her bir yarım ayva dilimine 2 yemek kaşığı şöyle şekerimizi ilave ediyoruz. Şimdi tenceremizin kapağını kapatacağız ve kısık ateşte için için yavaş yavaş pişecek ayva tatlılarımız. Pişerken şekerin de bu üzerindeki etkisiyle yavaş yavaş yumuşayacak ve kızıllaşacak. Evet, ayvalarımız güzelce pişti. Neredeyse 2,5 saat sürdü pişmesi. Bakın, piştiğini de çatal saplayarak anlayabilirsiniz yumuşamasından. Bakın, şöyle şerbeti de şu kıvama gelecek sıcak hali. Şimdi bu ayva çekirdeğinin etkisiyle daha da katılaşacak bu jel. Daha fazla katılaşmadan bu sıcak haliyle ayvaları şimdi servis kabına alıyoruz. Evet, ayva tatlımız pişti. Bakın şöyle dilimliğim de lokum gibi oldu. Şöyle bir tadım da yapalım. Müthiş. Bakın, size şöyle yakından da göstereyim. Bu arada pişmesi yaklaşık 2,5 saat sürdü. Bakın, size şöyle bir parça kesip ezmek de istiyorum. Görün yani nasıl lokum gibi olduğunu. Mutlaka siz de pişirin evinizde. Afiyet olsun.